Recep kurtarmamız lazım. Bu ormanda bir yerde fakir. Bu sihirli ormandan Recep kurtaramazsak burada var ya biz de hapsi oluruz. Recep İvedik de hapsi olur. Sihirli ormandan yarım saat içinde çıkmamız lazım. Yoksa portal tekrardan kapanacak. <laughs> bir an zenginle fakirin sesini duydum sandım. Ama onların sesi değilmiş. Ben galiba artık hayal görmeye başladım. Bu sihirli ormandan kurtuluş yok. Portal gitti. Arda ile Rüzgar beni burada bıraktı. Sanırım artık ben de burada yaşayamam. Hayır. Bu orman çok tehlikeli çünkü. Şuna baksana akşam oldu. Bir sabah oluyor bir akşam. Akşam olunca da değişik değişik yaratıklar çıkıyor. Zombiler çıkıyor. Bu ormanda yaşamam imkansız sanırım şuraya çıkacağım ve aşağı atlayacağım. Ölmeyi hak ediyorum artık. Hayır. Bu ormanda yaşayamam. Çok korkunç bir orman. Bu ormanda yaşayacağım ölürüm daha iyi. Ya. Her neyse artık gidiyorum. Haydi bakalım. Evet Recep bunu yapmam lazım. Arkadaşlar bu ormanda yaşayamam daha fazla. Çünkü çok tehlikeli yaratıklar var bu ormanda gerçekten. Zengin akşam oldu abi yine. Akşam olunca değişik yaratıklar çıkıyor. Hemen Recep bulalım da gidelim buradan ya. Az bir vaktimiz kaldı. Nereden baksan 15 dakikamız ya var ya yok. Doğru söylüyorsun fakir. 15 dakika içinde Recep bulup portalın yanına gitmezsek o portal da kapanacak ve biz de burada kalacağız. Evet işte bu. Bu topraklarla oraya çıkabilirim. Haydi bakalım. Bu ormanda yaşayacağıma, bu tehlikeli yaratıklarla uğraşacağıma, korkudan öleceğime Yüksekten aşağı atlarım öyle ölürüm daha iyi ya. Bu yaratıklarla uğraşılmaz arkadaşlar gerçekten. Üç kafalı yaratık gördüm. İskelet okçular var, zombiler var. Hatta ejderhalar bile var. Ejderha bile gördüm ya. Tabi bu ejderhalar zombi ejderha. Direkt saldırıyorlar. Sizi gördükleri yerde saldırıyorlar. Ondan sonra golem bile gördüm. Etrafındaki blokları çekiyor. Çok korkunç bir orman burası. Bu sihirli ormanda daha fazla durmak istemiyorum. İşte geldim sayılır. Şuradaki ağaçların tepesine çıktığım zaman tamamdır. Evet. Şöyle hemen yaklaşayım şu tarafa doğru. Tamamdır. İşte bu kadar. Ağaçların tepesine ulaşmam lazım. Biraz daha çıktığımız zaman ağacın tepesine ulaştım. Buradan en üst kısma çıkacağım. Ve oradan da aşağı atlayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Gerçekten çok korkunç burası. Recep neredesin Recep? Sesimi duyuyor musun? Bak yine hayaller görmeye başladım. Zengin'in sesini duyuyorum sanki. Ama bu imkansız. Zenginler fakir zombiye dönüşmüştü ve neden bu ormana beni kurtarmak için gelsinler ki? Onlar beni hiç sevmiyor. İmkansız yani. Hep hayal görüyorum bu ormanda. Sonuçta sihirli bir orman burası. Her neyse. Şuraya da çıktığımız zaman oradan da şap diyebilirim artık. Recep neredesin? Ses ver. Lütfen Recep ses ver. Eh yeter be yeter. Rahat bırak beni zenginin hayali rahat bırak. Öf ya şu hayalleri görmek duymak istemiyorum artık. Sanki zenginin sesini duyuyormuş gibi hissediyorum ama biliyorum bu zenginin sesi değil. Eminim. Recep biz senin için geldik buraya. Gel haydi. Neredesin gideceğiz. Öf ya öf bunlar gerçek mi hayal mi? Enes Batur Çatır Çutur abim bile zamanında söylemiş hayal mi gerçek mi diye. O bile şüphelenmiş baksanıza. Ben neden şüphelenmeyeyim ki? Hem onun 10 milyon abonesi var. O şüphelendiyse kesin hayaldir. Her neyse. Ağaçların üstüne ulaştım sayılır. Evet şuradan şuraya zıpla. Buradan da şuraya. Evet. Buradan aşağı atlasam acaba ölür müyüm? Yok yok. Daha yükseğe çıkmam lazım. Haydi bakalım. Enes Batur Çatır Çutur abim bile Şüphelendiyse hayal mi gerçek mi diye. Bu kesin hayaldir. Sonuçta benim 10 milyon abonem yok ama onun var. Evet arkadaşlar bana bazen hak veriyorsunuz değil mi? Gerçekten bu ormanda yaşanmaz. Yaratıkların sesini duyuyor musunuz? Baksanıza. Ejderha kükrememesi mi dersiniz? Zombi sesleri mi dersiniz? Bir sürü ses var. Evet ışığa da ulaştım sayılır. İşte burası zirveye ulaştım. Bu kadar. Haydi bakalım. Şimdi buradan atlama zamanı. Tam şuraya atlarsam bu hayattan tamamen kurtulmuş olacağım. Recep Vedik neredesin? Ses ver. Lütfen yalvarırım. Seni kurtarmak için geldik dostum. Biz seni seviyoruz. Zamanında düşman olmuş olabiliriz ama şu anda seni kurtarmaya geldik. Hayır. Siz hayalsiniz. Hayalsiniz siz gerçek değilsiniz. Enes Batur bile diyor hayal mi gerçek mi? Ama sonunda her şey hayal çıkıyor. Siz de hayalsiniz. Neredesin Recep? Lütfen dostum yanımıza gel. Hayal değiliz biz gerçeğiz. Yemin edin lan inanmıyorum size yemin edin. Yemin ederiz gerçeğiz biz. Zenginle beraber seni kurtarmaya geldik. Arda ve Rüzgar bize her şeyi anlattı. Vay be. Gerçeklermiş. Ulan beni kurtarmaya gelmişler. İşte sabah da oldu. Tamam onları daha iyi görebilirim şimdi. Neredeler bunlar neredeler? Buradan da gözükmezler ki ya çok uzaktayım. Acaba yanlarına mı gitsem? Gerçeği diyorlar, sabah da oldu. Evet evet. Lan boşuna çıktım buraya ya. Gerçeklermiş işte. Geliyorum. Şu büyük ışığı görüyor musunuz? Bir fener. Gökyüzüne kadar çıkıyor. Onun yanındayım haydi buraya gelin. Tamam Recep bekle orada geliyoruz. Tamamdır bekliyorum. Evet şimdi buraya gelecekler arkadaşlar. Kurtaracaklar beni. Ben aşağı şuradan da. Suya düşersen bir şey olmaz. Ama dikkat edeyim de kayalara çarpmayayım. Haydi bakalım. Hop. Kurtulacağım buradan. Oley. oh be. Beni kurtarmaya geldiler. Biliyordum. Oh, keyfim yerine geldi ya. Bazen şöyle keyfim yerine gelince kendi kendime evde osuruyorum. İşte bakın. İşte fakir. Duydun mu osuruk sesini? Evet evet kokudan da hatırladım. Kesin bu Recep İvedi'nin osuruğu kesin. Ben onun kokusunu iyi bilirim. Zamanında şehrimizde çok osurmuştu. Evet abi. Recep neredesin? Recep. Buradayım gelin. Sesi buradan geliyor. Şıklı burada işte. Recep buradasın. Recep seni kurtarmaya geldik. Recep dostum. Biz sizinle dost muyuz? Tabii ki de dostuz. Artık dostuz. Sen bizim hayatımızı kurtardın. Biz de seni bu sihirli ormandan kurtarmaya geldik. Haydi dostum gidelim. Siz gelmeseydiniz az kalsın ben intihar edecektim biliyor musunuz? Çünkü bu sihirli orman gerçekten çok korkunç. Ben burada yaşayamam. Çok korkarım. Recep dostum buradayız. Haydi gel, gidiyoruz artık. Portal nerede tam olarak hatırlamıyorum ama çok az bir vaktimiz kaldı. Yaklaşık 10 dakika. 10 dakika içinde portalı bulmamız lazım. Portalı bulamazsak biz de burada kalırız. Tamam, haydi gidelim bulalım şu portalı. Gel dostum, gidiyoruz. Fakir haydi kardeşim çabuk. Hemen portalı bulmamız lazım. Geldiğimiz yolu takip edelim. Şu taraftan geldik. Şu suyun karşısına geçmiştik sonra. Evet evet. Tekrardan suyun karşısına geçelim. Dikkatli olun. Burada tehlikeli böcekler var. Isırmasın sizi zehirlenebiliriz. Çabuk gelin haydi. <laughs> Recep İvedik abi en son bu tuvalete osurmuştu. O yüzden bu tuvaleti asla yanımdan ayırmayacağım. Şu anda biz yaşıyorsak, babam ve zengin amcam yaşıyorsa, zombilikten kurtuldularsa hepsi Recep İvedik abi sayesinde. Recep İvedik abiyi asla unutmayacağım. Arda merak etme. Babamlar gitti işte. Recep Vedik abiyi kurtaracaklar o sihirli ormandan. Hiç sanmıyorum Rüzgar. Sihirli ormandan kurtulmaları imkansız. Büyücü öyle dedi. Unuttun mu? Evet öyle dedi ama zenginle fakir bu. Ne yapacakları belli olmaz. Güven sen bana bak. Zenginle fakir kardeşler her kötülüğün üstesinden gelebilir. Merak etme. Gerçekten gelebilir mi? Çünkü ben Recep Vedik abi'yi çok seviyorum. En son o sürdüğü tuvaleti yanımdan ayırmıyorum baksanıza. Arda oğlum saçma sapan şeyler yapma ya. Pisleşme. Ya anneciğim tamam belki pisleşiyor olabilirim ama gerçekten ben Recep İvetik abiyi çok seviyorum. O bize çok yardım etti. Hep böyle kötü yerlere kendisi gitti. Biz korkuyoruz dedik. O hep öne çıktı. Ben yaparım dedi. Recep İvetik abi çok iyi birisi. Keşke kurtulsa da şehrimize gelse. Keşke o şehrimize gelip güzel güzel vakitler geçirsek. Biz onunla çok güzel arkadaş olmuştuk. Aynen öyle. Ben de onu çok özledim. Arda şimdi beni de ağlatacaksın. Ağla dostum ağla. Hatta al istersen bu tuvaleti de koklayabilirsin. Recep Vedik abi kokuyor bu tuvalet. Yok Arda yok. Koklamayayım koklamayayım da. Rüzgar sen de ağlıyor musun yoksa? Yok Arda ya ne ağlaması? Gözüme Recep Vedik abinin osuruğu kaçtı. Ha tamam ben de seni alıyorsun sanmıştım. Recep Vedik abi lütfen geri gel seni çok özledik. Arda evet, dostum yeter bu kadar. Göreceksin bak fakir amcamlar babam Recep Vedik abiyi kurtaracaklar. Getirecekler buraya göreceksin. Umarım öyle olur Rüzgar umarım.